heyecanı istediğinde gözüne bakabiliyorsun, dokunabiliyorsun, öpebiliyorsun, yemeği yiyorsun. Her zaman istediğinde onu karşında görebiliyorsun. Rutin bir hayata dönüşüyor bana göre ve rutin. Aşk o heyecanını... Ya biraz da yasak olması mı gerekir? Biraz yasak. Aha. Onlar daha çok heyecan uyandırıyor insanda ve aşkı daha çok tetikliyor. Eskilerin aşkının uzun yıllar kalması, buluşamamaları diye ben... Yani belki de etkenlerden biri değil. Mutlaka. Tamamı değilse de. Güzel ifade ediyorsunuz. Evet. Merak ederim. Devam edin. Hoşuma gitti. Yani bana göre öyle kavuşamamaları. Şimdi aşk mı Melek Hanım? Yoksa mantıkla mı biri hayatınızda olsun derseniz. Benim zevk aldığım şeylerden, hoşlanan şeylerden birinin hayatımda olmasını tercih ederim. Hı-hı. Ben ona kör kütük aşık olmayı istemem. Bırak aşkı başkaları yaşasın. Ben yaşadım gitti. Ya cinsellikle ilgisi var tabii. Aşkın küçük bir parçası diyebiliriz şimdi, cinsiyet. Yok, o mantık evliliğinde de var. Yani mesela aynı şeylerden hoşlandığın insanla birlikte ortak yönlerin olan insanlarla mutlu yaşarsın. Hayattan zevk alırsın. Yani hayatı doya doya eğlenerek yaşamak bence aşktan çok daha güzel. Neyi yaşadığını farkına varmak. Neyi yediğinin neyi, hangi sohbeti yaptığının, paylaşmanın tadına varmak. Evet. O yüzden aşkı Talat Bey siz... Talat Bey'in de reklam aramız olacak biraz sonra, oradan gireceğiz. Ancak tabii sizin anlatımınızdan benim şunu söylemem gerekiyor. William Butler Yeats biliyorsunuz çok meşhur bir şair, genç yaşta ölmüş. Onun bir teorisi vardı, Geyer's teorisi. Yani Rumcadan Yiro, yani ne deriz ona? Dönüm. Daireler çizme. Şimdi düşünün o teoriye göre bir avcı bir kuşu havada vurmuş. Evet. O kuş hemen dimdik yere düşer mi? Önce can havliyle böyle yaşamaya çalışır. Büyük daireler döner döner döner. Ondan sonra daireler küçülü yere düşer. Şimdi yerden o dairelere doğru şöyle iki çizgiyi kaldırın. Kapatın bir üçgen, ters bir üçgen. Evet. Değil mi? İşte bakın sizin dediğinize bağlayacağım konuyu. İnsan yaşamı bu üçgenlerle doluymuş. İki üçgen kesiştiğinde o kesişme noktalarına moment of recognition, yani kendini o fırsatları yakalama. Eğer o noktaları, tabii adı teori zaten bunun, gerçek diye algılamaz zaten izleyicilerimiz. Hayatınız hep dediniz inişli çıkışlı, o heyecanların rengi değişik, ben öyle algıladım, şekli değişik, rengi değişik, bu türden bir yaşam. Aşkla ilintili olarak da zaten yasaklık olursa Talat Bey daha mı tatlı olur? Biz de söyleyelim ve reklama girelim. Onu yaşayanlara sormak lazım hocam ama. Yaşamalı mı? Kitaplarda öyle. Kitaplarda yasak, anlatılanlarda yasaktan öyle. Yasaktan bahsettiğimiz için ben onu yaşayanlara sormak lazım. Siz çocuğunuza derseniz aman sakın yasak. Sigara içme, keserim, biçerim değil mi? Yaşar mut gibi budarım. Çocuk senin önünde içmeyecek o sigarayı. Fırsatı buldu. Daha da merak edecek. Yasaklar cezbedicidir hocam. Yasak işte yasak. Yasak cümlesi aslında. Aşk yasak. Yasak. Derlese sana ne yapacaksın? Yasak cümlesini... Talat Bey anladığım kadarıyla aşklar hep yasaktı. Onun için acaba... ben yaşamadım diyor. Acaba... Yalan söylüyor resmen. Yasak cümlesinin yanlış olduğuna, bana göre yasak cümlesi... Anladım. Ben tahrik etmeye çalışıyorum Talat Bey. Sırrını alalım diyorum ama söylemiyorum. Doğru olmayan bir cümle. Yaşamadım diyor. Bir kelime. Yasak kelimesi yanlış bir kelime bana göre. Eğitimde de öyle değil mi Talat Bey? Yasakçı zihniyet. Yasakçı zihniyet her zaman o yasakları delmek için uğraşan. Havayla Adem'e o elmaya dokunma yasaktır. Ne oldu? Dokunmadılar mı? Yok, elmayı yediler birlikte. Yasaklar tatlıymış. Evet. Elma gibi. Bal gibi. Evet. Devam edin. Tabii ki aşk aslında İki insanın... Kimse tarif edemez mi diyeceksiniz? Bak şair de güzel tarif ediyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Aşk iki insanın birbirine duyduğu özlem veya şey değildir. İnsanın doğaya duyduğu bir özlem de aşk olabilir. Elbet. Kuşlara, canlılara, evet. Dünya üzerindeki sevdiği ve aşık olduğu. Ben doğaya
aşığım diyor. Daha geniş kapsamlı diyor Talat Bey, bravo. Yazarın bir tanesi diyor ki ben doğaya aşığım. Yani doğadaki canlıya, kuş cıvıltısına, ağaç yaprağının, rüzgarın sesine bir maymuna da aşık olunabilir mi? Rüzgarın... Çekim bir yaratık olduğu için örnek gösteriyor. Yani onu... Şimdi hayvan severler, her şey, bütün hayvanları sever. Tabii ki. Çirkin de olsa yılanı da sever misiniz? Muhakkak tabii ki. Ama güzel daha fazla seviliyor. Sevgisine bağlı. Yılan renkli renkli olur, yeşil renkli. Tabii ki. Ben sevmeyebilirim. Siz sevebilirsiniz ama hocam. Evet. Yani insanların bakış açısı ve sevme özelliklerine göre de bu iş, aşk demek ki, ve sevgi değişiyor. Demek ki bir kısıtlılık yok. Özgürlük var. İster yılana aşık ol, ister rüzgara, ister çiçeğe. Nereye? Yani aşkın tarifini yapmak bilmiyorum sizden. Mümkün değil bana göre. Mümkün değil. Şairler yapar. Siz de yaparsınız. Ya biz bakın, yapıyoruz. Ne dediniz? Gelmiyor. Git. Gidiyor. Neydi o? Güzel değil miydi o şiir öyle? Doğa. Evet, evet. Gayet doğasal bir şekilde yansıttınız. Doğaçlama şekilde evet. Doğaçlama. Peki şimdi sorsanız bilmiyorum. Bir reklam arasına girelim ve reklamdan sonra yine devam edeceğiz. Evet. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızda olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Sevgili izleyiciler, reklam, kısa reklam aramızdan sonra yine de karşınızdayız. Evet, Melek Hanım'a hemen dönelim. Çünkü bu kısıtlı zaman dilimi içerisinde size ne kadar çok şeye aşkı bile tarif edemediniz bize zaten. Varsa tarif eden. Peki, ne alacağız sizden Melek Hanım? Şiir. Anlatın biraz şiir, background'unu. Şiirlerin hepsinin hikayesi var aslında. Anlatın Melek Hanım, merak ediyoruz. Şimdi size seslendirmek istediğim şiirimin de biliyorsunuz Sinop cezaevi, dünyaca ünlü bir cezaevidir. O T şeklinde olan değil, T cezaevi dediler ya bir ara, E cezaevi oldu. Şimdi, neyse boş verin onlara. Şimdi farklı bir hizmet veriyor. Cezaevi taşındı. Biliyorsunuz küçük bir şehir olduğu için Sinop'ta... Orada çalışan gardiyanlar gelen mahkumların hayatlarını bizlere ulaştırırlardı. Dilden dile hikayeler ulaşırdı bize. Verbal, sözlü olarak mı aktarıyorlar? Yani, yazılı işte, değil yani. Şu sebepten dolayı cezaevine düştü şu kişi. Şu köyden şu kişi, şu şehirden şu kişi gibi. Şimdi seslendireceğim şiirde de bir genç kız var. Ve sevdiğine kavuşmadan cezaevine geliyor. Kadın, bir genç kız evet. Tecavüze uğruyor ve cezaevine geliyor. Reaksiyon. Onun, evet, Ali... Tecavüze uğrayan mı giriyordu? Ben anlayamadım bunu. Hayır, eleştirmek için söylüyorum. Evet. Günümüzde evet. Kıbrıs'ta da başladı evet. Biliyorsunuz. Maalesef. Kadın cinayetleri. Geçen kadın, yine bir evet. tane o morfoda. Üzücü. Evet. Ve bu bayanın sevdiğine kavuşmak isteyişi, dile getirişi. İsterseniz şiir olarak sizlerle paylaşayım. Daha alın. İyi anlayacaksınız. Bakalım Melek Peki. Hanım. Fırçayı aldınız elinize, dilinizle. Evet. Çizin resmini. Peki. Bugün ona süslendim. Uzun zaman kolladım. Bugünü bekledim. Dünlerimi bugünün hayaliyle geçirdim. Aç kapıyı gardiyan. Geldi çattı o günüm. Bugün onun için süslendim. Yosun kokan taş duvara bakmaktan bıktım. Yayları kopmuş gıcırdıyor yatağım. Kokusunu içime çekmek için günü bugüne ekledim. Nergisler senin olsun. Al. Vallahi al. Ben bugün ona süslendim. Ayşe abla bak. Mavi umuttur derdin. Ben bugün mavi elbisemi seçtim. Dumanı içinden tüten. Yakası V olan hani, etek fırfırı diz hizası. Gün güzel, ben güzelim, bugün ona süslendim. Kulaklarımda yankılanıyor hayali sözlerin. Dokunuyor yüreğime derin gözlerin. Ellerin değerse bilmem ne olur halleri.
Bugün onun için süslendim. 10 yıl oldu tıktınız beni bu deliğe. Ben mi dedim namusum kirlensin daha 17'de. Gözü dönmüş adamın beni seçmesi kaderse, deşmeyip de düşünün, aferin mi çekeydim? Karanlığa aydınlık umuduyla bakmaktan usandım. Ayşe anayla yolladım umudumu. Hani koğuştan cenazesi çıkan. Çocukluğum, gençliğim, heyecanım. Ah bir de gelini. İşte ne varsa boşa çıktı düşlerim. Aç kapıyı gardiyan. Bugün onun için süslendi. Gelinlik seçmiştik Ali'yle. Ben girmeden daha içeri. Anasının iki gözlü evinde avluya bakan odası bizimdi. Öp diye uzattığım dudaklarımı namusumsun beklerim demişti. Senden gayrısına öptürmedim Ali'm. Dudaklarımı öptürmedim vallahi. Koğuşa gelen en güzel kokular benim. Bugün süründüm. Mis gibi koktum Ali'm. Temiz ak ise ben ak ile pak oldum. Bugün melek indi koğuşa. Ona süründüm. Bugün tarı tazeyim. Sana geldim Ali'm. Gardiyan! Aç kapıyı! Hadi be! Aç! Aç kapıyı gardiyan! Bugüncük olsun aç. Ali'me gideyim. Bugün en güzel sözleri çizdim yüzüme. Bak! Hiç olmazsa sen merhamet eyle. Kavuştur beni Ali'me. Geldin mi gardiyan? Gardiyan! Gardiyan!